Bugün sizlerle çocuk resimlerinin özellikleri üzerinde duracağız. Çocuk resimlerini tiplemeye baktığımızda karşımızda üç farklı grup çıkar. Birincisi görücü tipler, ikincisi yapıcı tipler, üçüncüsü karışık yani endüstriyel tipler olmak üzere. Görücü tipler, çocuklar resim çalışmalarında konuyu bütünü ile ele alırlar. Çizgi halindeki çalışmalarında insanın baş, gövde, kol ve bacakları ayrıntısız olarak çizilir. Yani bütüne yer verir fakat detaylara yer vermeyen çocuklardır görücü tipler. Renkli çalışmalarında da aynı anlayışı sürdürürler. Desen çiziminden renkli çalışmalara geçtiklerinde daha cesurdurlar görücü tipler. Yapıcı yani inşacı tipler dediğimiz çocuklar nesneleri parçalar halinde düşünürler. Nesnenin parçalarını ayrı ayrı birleştirerek bir bütün elde ederler. Yani buradaki çocuklar aslında daha detaycıdır. Parçalardan bütüne giderler. Yapıcı tipteki çocuklar üç boyutlu anlatımlarda boya, tel, kil, ağaç, mukavva çalışmalarında kendilerini çok daha iyi ifade ederler. Çünkü parça parça resimlerini gerçekleştirirler ve düşünme sistemleri de bu şekilde olmalarından dolayı üç boyutlu resimlere daha önem verirler. Karışık tipler dediğimiz bütün içerisinde parçalara yer verme anlayışı egemendir. Yani ne görücü tip ne inşa edici tip ikisinin biraz daha birleştirilmiş olarak adlandırabiliriz. Çizgilerinde doğruluk, ölçü, düzen tutkuları sezilir. Yani diğerlerinde bu daha vurgulanmayan sezgilerde doğruluk, ölçü ve düzen özellikle karışık tipler için önemlidir. Boya ve üç boyutlu çalışmalara da yakındır. Yani hem görücü tipteki çocuklar gibi boyama çalışmaları hem de inşa edici tipteki çocuklar gibi üç boyutlu çalışmaları da gerçekleştirebilir. Çocuk resimlerinin özelliklerine baktığımızda realizm, tekrar ve simetri, orantı, espri, kurallara uygun resimler çizme, resimlerinde simgesellik, resimlerde tip, resimde içerik olarak inceleyeceğimiz boyutlar karşımıza çıkar. Çocuk resminde realizm dediğimizde köpeğin tasmasıyla atı koşarken, ördeği yüzerken, yaprağı düşerken çizmesi çocuğun aslında realite detaylarına titiz bir şekilde bağlı olduğu anlamına gelmektedir. Yani realizm dediğimizde günlük yaşam içerisinde karşılaştığımız olayları aynı şekilde resimle yansıtması anlamına gelmektedir. Zıt iki terim karşımıza çıkıyor realist dediğimizde. Şematizm yani objenin nitelik ve nicelik detaylarını koruyup basite indirgenmesi olarak şematizm ve idealizm. Şematizm, obje nitelik veya nicelik detaylarını koruyarak basite indirgenen çizim şekli. İdealizm ise objenin dış karakterini zenginleştirmeye dayanır. Yansıtan nesnenin olağanüstü çizgiler katılarak ya da dekoratif renklendirme uygulanarak görünümün değiştirilmesi. Yani çocuğun şematizmin tersine kendi eklemeleri de yapar. Koşan ata mesela üzerine bir jokeyin çizilmesi veya köpeğin tasması var ama aynı zamanda köpeğin üzerine kıyafet giydirip kıyafetinin çok daha fazla süslenmesi çocuğun resimlerindeki ideal aslında kendi duygularını yansıtması olarak anlaşılmaktadır. Şematizm çocuğun gerçek dünyayı olduğu gibi yansıtırken idealizmin iç dünyasını resimlerine eklemesi olarak ifade edilebilir. Çocuk resminde tekrar ve simetri resimlere bakıldığında şekillerin renklerden daha önemli olduğu görülür.
ve simetriye sık rastlanır. Bu dönemde yine çocukların mandalas adı verilen resimleri de yapmaları karşımıza çıkar. Önceleri anlamsız figürler varken daha sonra anlamlı motifleri tekrar çizebilir ve dikkat çeker. Çocuk resimlerinde orantıya baktığımızda iki ayrı şekilde ele alabiliriz. Nesneyi oluşturan elemanlar arasındaki büyüklükler ve farklı nesneler arasındaki oran ilişkisi. Yani bir nesne var. İnsan figürü dediğimizde insan figürünün orantıları, yani kolun çizilmesi, kolun bedene orantılı çizilmesi, ayağın beden vücuda orantılı çizilmesi, ellerin orantılı çizilmesi, nesneli elemanlar arasındaki büyüklük oranı olarak karşımıza çıkarken, farklı nesneler arasındaki oran ilişkisi ise ev çizerken ağacı eve göre orantılaması veya çiçeği ev ve ağaca göre orantılaması olarak da karşımıza çıkmaktadır. Daha çok 5 yaştan sonra 6 yaş civarında resimlerde orantı daha gerçeğe yakın olarak karşımıza çıkar. Çocuk resminde espri dediğimizde özellikle resmin temel özelliklerindendir. Çiçeğe, güneşe, aya, insan yüzü yapması, evin bacasını süslemesi, çeşitli figürlerle süslemesi çocuğun resmindeki espriyi bize göstermektedir. Çünkü gerçek dünyada güneşe baktığımızda veya aya baktığımızda veya çiçeklerde insan yüzü yoktur. Bu da çocuk resimlerinde espri olarak yansımaktadır. Kurallara uygun resim, çocuğun en iyi yapısal bilgiyi taşıyan görüntüyü ifade etmesi anlamına gelir. Yani bir evin ya da insanın kurallara uygun olarak çizilmesi, işte evin önden çizilmesi, insanın önden çizilmesi, bir arabaya arabanın ise yandan görünüşünün çizilmesi, balığın yine yandan görünüşünün çizilmesi kurallara uygun resim olarak adlandırılabilir. Çocuk resimlerine baktığımızda balıklar muhakkak yandan çizilir. Arabayı yine çizdiğimizde yandan görüşüyle çizeriz. Bu da çocuk resimlerinde kurallara uygun olan resim olarak ifade edilmektedir. Simgesellik dediğimizde çocuk genel çizimleri yaparak işe başlıyor. Yani aslında genel karalamalarla başlıyor. Karalamalar daha sonra daha anlaşılır karalamalara dönüşüyor. Rastgeleyken daha anlamlı karalamalar daha sonra figürlere dönüşüyor. Tek bir bireysel örnekten çok çizim konusunun bir sürü şekillerle anlatılması aslında simgesel gerçeklik olarak da tanımlanabilir. Yani tek bir tip yerine birçok tipin çizilmesi, çiçeğin sadece 5 yapraktan oluşması değil, aynı şekilde laleyi çizmesi de çocuk resimlerinde simgesellik olarak anlatılır. Çocuk resminde tip olarak dediğimizde her obje için bir tip oluşturulur. Tipin oluşumunu etkileyen faktörler ise durağanlık, değişmezlik, tipin korunması, tipin değişimi olarak karşımıza çıkar. Üç basamakta karşımıza çıkar. Durağanlık ve değişmezlik dediğimizde çocuğun bakış açısıyla çizer ve sabit resimlerdir bunlar. Hiçbir şekilde değişiklik göstermez. Tipin korunması dediğimizde yaptığı resmin, çocuğun yaptığı resmin daha gerçeğe yakın ve gerçek özelliklerini ifade etmesi. Tipin değişimi dediğimizde de yine kendi iç dünyasındaki algıladığı biçimiyle yansıtması olarak ifade edilebilir. Çocuk resminde içerik 3 faktörden etkileniyor çocuk
resimlerinde. Öncelikle konusu hakkındaki bilgi, yani bir çocuk resim yaparken yapacağı resim hakkında ne kadar bilgiye sahiptir? Bu onun resim yapmasını etkiler. Bilginin hangi yönlerini sunulmaya değer olduğu ilişkin yorumları, yani tamam bir doğa resmi çizecek ama bu doğa resmi içerisinde ormana mı yer verecek, bir göl kenarına mı yer verecek, bu hangisi çocuk için değerliyse ya da beklenti hangi yöndeyse onu yorumlaması, bu bilgiyi yansıtacak resim yapma kapasitesine sahip olup olmamaları da yine çocuk resimlerindeki içerikleri etkileyen önemli üç etmenlerden bir tanesidir. Resim çocuğa kendimizden de yola çıkarak düşündüğümüzde, hadi bir resim yap, resim yapın veya yapalım dediğimizde yapacak konu aklımıza gelmez. Dolayısıyla çocuklara öncelikle ne yapacaklarının isminin konulması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim programlarındaki boya çalışmalarında. Özellikle ismi konacak ki daha sonra neleri kullanarak hangi yönüyle ele alması gerektiğine dikkat çekilir ve bizim beklentimizde çocuğun bir resmi ne kadar iyi yapıp yapmadığını konusundaki becerilerini de göz önünde bulundurmaktır. Düzleme özelliği, resim yapılan yüzeye eşyanın uydurulması düşüncesinden kaynaklanan bir anlatım biçimidir. Yani çocuk resim yaparken masa çizdiğini düşündüğümüzde masa zemine oturtulur. Dolayısıyla zemine oturtulabilmesi için ayaklara ihtiyacı vardır. Çocuk resimlerinde de bu şekilde eşyayı zemine oturtması söz konusudur. Tamamlama özelliği, doğa hakkındaki resimlerini oluştururken gördüklerinden çok çocuk izlenimlerini, eşyalarla ilgili bilgilerini anımsayarak bunları bütün yönüyle resimlere eklerler. Yani bir doğa resmi çizmemizi istediğimizde evet görüyor ama gördüğünün yanında işte bir deniz kıyısı veya ormanda göl kıyısı da olduğunu düşündüğümüzde çocuğun buradan baktığında evet karşıda ağaçlar görüyor. Birçok çeşit ve özelliklere ait ağaçlar. İşte gökyüzünde bulutları görebiliyor. Masa veya aileler yapıyor. Fakat tamamlama özelliği dediğimizde bu ağaçlar arasındaki çiçekleri görmesi, ağaçlar arasında yaşayan hayvanları çizmesi çocuğun resimlerindeki tamamlama özelliği olarak karşımıza çıkar. Yani her şey net olarak karşısında değil, fakat algıladığı içsel dünyasında da bir gözlemi söz konusu. Bu gözlemiyle resimlerini tamamlaması, resimlerine yansıtması tamamlama özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Boy hiyerarşisi özelliği, çocuklar özellikle kendileri için önemli figürleri kağıdın merkezine alır ve diğer figürlerden de daha büyük çizer demiştik ki bu bizim 4-7 yaş arasındaki döneme denk gelmektedir resim aşamalarında. Çocuk anne figürü çocuk için önemliyse resim kağıdının tam ortasına ve çok daha büyük abartılı bir şekilde annesini çizmektedir. Kendisini daha küçük çizer. Ya da aile figürü, ailedeki diğer insanlar önemliyse anne, baba, abi veya abla, kardeşleri çizip daha büyük çizip kendisini daha küçük çizer. Veya ev çiziyor, araba çiziyor. Arabayı evden çok daha büyük çizmesi boy hiyerarşisi özelliği anlamına gelir ki bu 7 yaştan sonra özellikle boy hiyerarşisinde daha gerçeğe yakın resimler çizer. Saydamlık özelliği, çocuğun tüm konuyu gösterme endişesi içerisinde resimlerini bir şeffaflıkla ifade etmeye çalışmasıdır. Yani ailesini
ya da yaşadığı evi çizen, dış görünümü çizen bir çocuk evin içerisinde annesini, babasını, işte baba oturup gazete okurken, anne iş yaparken veya örgü örerken veya televizyon çizerken, kardeşlerin birbiriyle oyun oynayarak, yani aslında dışarıdan baktığımızda hiçbir şekilde göremeyeceğimiz şeyleri görüyormuş gibi çizmesi saydamlık veya röntgen resim olarak da karşımıza çıkmaktadır. 4 ve 5, 4-5 yaş civarında görülmektedir saydamlık özelliği çocuklarda. Bir sonraki dersimizde okul öncesi eğitim sanat etkinliklerinden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.